Akşam oldu Mustafa'm. Yeter artık. Bırak oyunu. Mustafa'm. Acıdı mı canım? Acımadı. Gel yanıma, gel. Gel bir sükunet bul, gel. Gel, başım döndü koşmandan. Gel. Baba, baba. Ne iyi, hepinizi birlikte gördüm. Gelirken sana uğradım. Söyleyeceklerim vardı valide. Hayırlısıyla ne vakit çıkıyorsun sefere? Yakında, az kaldı. Mustafa'm, aslan parçam. Haremim sana emanet yine. Ben de geleceğim sefere. Sümbül baksın hareme. Bundan sonraki ilk sefere birlikte gideceğiz, söz. Zırhımızı giyeceğiz, kılıcımızı kuşanacağız. Daha nice seferlerimiz olacak. Oturun. Söyleyeceklerim var. Hatice'm, sen de şükür iyileştin. Validem, eğer iznin olursa Hatice'min Piri Paşa'nın mahdumu Mehmet Çelebi ile izdivacını isterim. Pek münasiptir. Allah izin verirse sen hayırla dön Rodos'tan, hemen düğünü yaparız. Lakin ben yola revan olmadan nişan yapılsın isterim. Siz hazırlıklara başlayın, ben Piri Paşa ile konuşurum. Sağ salim seferden dönünce de düğünü yaparız. Hatice'm, kıymetlim, senin saadetin benim saadetimdir. Maşallah. Nefesini tutma, bırak sultanım. Derin derin nefes alın. Mideniz için şifa hazır edeceğim hemen. Taye Hatun, ilgilenirsiniz. Zorlanmasın, dinlensin. Yediği bir şey dokundu herhalde. Herkes bunu böyle bilsin. Ah Hatice Sultan. Ne yaptın sen, yazık değil mi sana? Neden ölmedin? Niye kurtardın beni? Valide sultanım duyarsa kahrolur. Söylemeyelim. Nasıl yaptın? Gençliğine, güzelliğine nasıl kıyarsın? Bana kıydılar ama. Benim kalbimi paramparça ettiler ama. Yine sevmediğim biriyle izdivaç yapmaktansa. Hünkârımın en kıymetlisisin sen. Seni yakan ateşi söyle hünkârıma. Nasıl söylerim? Müdürüm daha iyi. Halide Sultan geliyor. Toparlanalım. Geçmiş olsun Hatice. Dikkat et kendine. Mideni kolla. Hep hassastır senin miden, biliyorsun.
Nişan arifesinde tatsızlık olmasın evladım. Nişan arifesi mi? Aslanımla konuştuk. Hemen gecikmeden yapacağız. Hadi çok işimiz var. Terziler geliyor şimdi. Evet, bu çok güzel. Şunu ayırın kenara. Bir de şu acemi peklisini tekrar tutun. Evet, ben en çok bunu beğendim. Mahidevran, sen hangisini beğendin? Hepsi çok güzel validem. Hatice'm, canım kızım, sen de bir şey söyle. Beğenmediysen başka kumaşlar getirsinler. Lüzum yok validem. Hepsi güzel. Yoksa bizden ayrılacağın için mi üzülüyorsun? Lütfen gözlerindeki yüzünü sil. Burası senin yuvan. Bu sarayın kapıları hep sana açık. Canım. Valide Sultanım. Gel Hürrem Hatun. Hatice Sultan'a Tipri'ye geldim. Mesut olsun. Ben de size bir Mesut olacak müjde getirdim. Evet, seni dinliyorum. Nedir müjden? Ben gebeyim. Yeni şehzade geliyor. İbrahim'i gördüm az evvel. Sana selam yolladı. Üzülme. Ben yardım edecek ikinize. İstemem. Sus lütfen. Yılan ne dedi ki sana rengin attı? Hiç. Yorgunum, uyumak istiyorum. Manisa Sarayı'ndaki mutlu günlerimiz gibi. Mustafa'm size sarılmış uyuyor. Güvenli kucağınızda mutluluk bir sağanak gibi yağardı. Bu sarayda ise keder yağıyor üzerimize. Ben bu keder sahnesi altında yapayalnız korkuyorum. İstik
ikbalimizi göremiyorum. Bu keder beni kör etti. Sizden çaresizce benden esirgediğiniz şefkati dileniyorum. İşlediğim kusur için sizden binlerce kez özür dilerim. Yüce affınıza sığınıyorum. Kusur elbet insana mahsus. Lakin sen beni hiçe saydın. Benim tercihlerimi hiçe saydın. Soframa zehir soktun. Sen bizim aramızdaki hürmeti zehirledin Mahidevran. Zümbüla, hayırlı haberi etrafa duyur. He. Yine bir şehzade geliyor. Artık iki şehzade annesi olacağım. Geldin. Neler oluyor bir bilsen. Duydum sultanım. Üzülmeyin lütfen. Bu kadın ikinciyi de erkek doğurursa yandık Gülşah. Allah korusun sultanım. Allah yazdıysa bozsun. Mustafa. Canımın içi. Çok mu özledin beni? Erken döndün hünkârımın yanından. Sana ağlama, sen üzülme anneciğim. Ben seni hiç ağlatmayacağım. Hatice de ağlamasın. Thank you.
Piri Mehmet Paşa'nın zevceleri Dilruba Hatun Hazretleri ve refikaları. Mesut etsin Hatice'm, kıymetlim. Gülşah, Mustafa'ya baktın mı? Keyfi yerinde mi? Baktım, baktım. Keyfi pek yerinde. Dünya, Mehmet'im nasıl acaba? Yetişin! Yangın var! Şehzadeler yanıyor! Babam, şehzadem. Aman Allah. Mehmet. Aman Allah. Kurtarın Mehmet. Şehzadelerimi. Koşun. Mustafa neredesin? Mehmet. Şehzadeleri. Oğlum. Sultanım. Allah aşkına gel. Şehzadelerim. Gel. Beni atın. Geçmeyin. Mehmet. Allah'ım.
canım. Canım benim. Çok şükür Allah'ım bağışladı seni olsun. Bana. Ay yok, yok benim bir tanem. Yok, yok, tamam geçti. Sümbüla, ne oldu? Hünkârım, kimseye bir şey olmadı, telaş buyurmayınız. Nahıl tutuşmuş, yangın çıkmış. Allah razı olsun Victoria'dan, şehzadelerimizi kurtardı. Yangın gördüm, aldım çocuklar. Ben bilmiyorum nasıl. Ben biliyorum kim yaptı. Senin oğlun yaptı. Söyle, ha? Annen mi esteri yak diye? Çek ellerini, dokunma oğluma. Sen beni zehirledin. Sonra olmadı. Şimdi o... Üzleme Hatun! Kendine mukayyet ol. Al Mehmet'i odana git. Hürrem, sana odana git dedim. Aslan parçam, geçti. Korkma artık. Ben yangını çıkarmadım vallahi. Kardeşimi korudum, Mehmet'i. Aferin benim kuzuma. Kardeşin nasıl korumuş bakın. Hep böyle ol Mustafa. Kardeşlerini sen koruyacaksın. Misafirler gidiyor. Onlara usulünce refakat edin dahi. Hadi artık herkes dağılsın. Sultanım bir arzunuz var mı? Yok, biraz uyumak istiyorum, çok yorgunum. Hürrem Hatun'dan haber var mı? Çıkmadı odasından. Hangi yüze çıkacak ki insan içine? Nasıl bildirdi haddini hünkârım? Böyle böyle davranıp kendi kendini yok edecek sultanım. Göreceksiniz. Göreceğiz. Gidebilirsin. Gülşah. Şu kız, Victoria. Yarın ihmal etme, ilgilen onunla. Zavallının elleri yandı. Bir hediye verelim. Olur sultanım. Dün gece gösterdiğin cesaret için seni tebrik ediyorum. Şehzadelerimi kurtardın. Allah muhafaza. Çok büyük bir felaketi def ettik. Şimdi git iyileşmeye bak. Ellerin iş görür vaziyete gelince burada benim hizmetimde görmek istiyorum seni. Çekilebilirsin Victoria. Nasılsın Victoria? Geçmiş olsun. Gel Mahidevran. Aslan parçam iyi mi? Gece biraz sayıkladı, korktu validem. Sabah daha iyiydi, şimdi mektepte. Bugün erken alın mektepten, bana getirin. Yanımda olsun istiyorum. Hatice ile gidin alın. Hadi Hatice'm sen de git. Mustafa'm sevinir seni görünce.
Başka sevilenler de olabilir. Validemi söyleyince çaresiz sen de geldin. Bu kadar çok mu sevdin İbrahim'i? Sus lütfen. Ay elimde imkanım olsa, sizi kavuşturmanın bir yolu olsa. İbrahim'in ahlakı yüreği kıymetlidir Hatice Sultanım. Sana yakışan, seni mesut edecek kişi odur biliyorum. Ne olur sus. Benim acım bana yetiyor. Hatice, anne, Hatice geldiniz mi? Sen gir içeri. Hadi çok ayıp olacak. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Validem, gözümün nuru. Hayır dualarını eksik etme. Allah bu kutlu vazifede yardımcın olsun aslanım. Gülfem Hatun, hazırlattığım tılsımlı gömlekleri getir. Bu gömlekler hep üzerinde olsun. Dualarla işlendi. Seni zırhın gibi koruyacaktır. Senin dualarını muska gibi taşıyacağım validem. Hatice'm. Hayırla gidin. Rabbim yolunuzu ufkunuzu açık etsin. Amin. Dönüşümüze düğün hazırlıkları bitmiş olsun validem. Mustafa'm, aslan parçası. Anneni üzme, derslerini ihmal etme. Mehmet'ime iyi bakın. Hayır dualarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun. Doğru mu? Doğru mu? Ben bu acıya nasıl dayanacağım? Abim. İbrahim.
teyit edilmeyen bir havadis. Sultanım, ne olur metanetinizi koruyun. Bize ne olacak? Ne oldu Mustafa? Ben bu dünyada yapayalnız kaldım. Şehzadem daha çok küçük. Bu büyük davanın yükünü nasıl taşır? Ağlamak yok. Yasak. Neden çabuk kabul ettiniz? Sultan Süleyman ölmedi. Yaşıyor. Ben biliyorum. Kalbim biliyor. Hürrem Altun. Hürrem Altun. Hürrem Altun iyi mi? Hekim baktı mı? Kanaması vardı. Çocuk düşecek diyorlar. Allah'ım, ne kara bir gün. Aslanım yaşıyor. Hayırlı haberi ilk siz duyun. Paşalar, İbrahim, herkes sağ salim yani. Evet, evet. Piri Paşa'nın mektubunu okudum. Dahi, Hürrem Hatun'a da iyilik haberlerini ver ki rahatlasın. Üzüntüden bayıldı kaldı. Kanama da başlamış. Eyvah, çok yazık olur. Hadi dayı, hadi. Nigar Kalfa, terzideki yeni kaftanımı aldır. Bu gece hünkârım gelecek. Hazır olmasını sağla. Sultanım, Hürrem Hatun taşlıkta cariyelerle tartışıyordu. Gel şunu tak, beceremedim. Neymiş derdi? Mahidevran'a gösterdiğiniz hürmeti bana da göstereceksiniz diyordu. Ama Ayşe Hatun cevabını verdi. Sen kim, sultan olmak kim? Sen Mahidevran Sultan'ın tırnağı bile olamazsın dedi. Sonra Nigar Kalfa geldi. Hepsini susturdu, azarladı. Hürrem Hatun'un gölgesi gibi. Akıl hocası sanki. Çağır bana Kalfa'yı. Gel Kalfa. Sen kaç senedir haremdesin? 6 sene olmuştur sultanım. Sanki bunca senedir buradasın. Kaideleri de iyi bilirsin. Lakin son zamanlardaki halin hal değil. Bir kusurum mu oldu?
Ne yediği bilinmez bir cariyeyle. Sultanı nasıl eş tutarsın? Haşa sultanım. Huzurunuzda böyle bir şey vuku bulmadı. Lakin Hürrem Hatun da şehzade annesi ve yeni gebe. Onu ve karnındaki bebeği korumak bizim vazifemiz. Kimi koruyacağını, kime hürmet edeceğini iyi bil Nigar Kalfa. İyi bil ki başına bir haller gelmesin. Çekilebilirsin. Doğuma giren Hürrem Sultanımıza selametler ihsan eyle. Doğumdan kolaylıkla çıkmasını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Doğacak yavruya hayırlı uzun ömürler ata eyle. Bahtını güzel eyle ya Rabbi. Amin. Yavrumuzu devlete Ali Osman'a ve dini mübini İslam'a hadim eyle ya Rabbi. Amin. Amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Dayı, bak bakalım doğum ne vaziyette? Sultanım, iyi misiniz? Hatice'm, ne oldu? Bu dualar bize iyi gelsin, ruhumuz huzur bulsun. Zor durumda olanlara iyilik versin diye okunuyor. Benim canım kızım, bu halin hal değil senin. İçime ateş düştü sanki vadiden. Tutamadım kendimi, kusurumu bağışlayın. Sil gözünün yaşını. Bak, birazdan hayırlı haber alacağız. Şehzademiz geliyor. Bu doğum müjdesi hepimize iyi gelecek. Güzel kızım. Hemen söyle, doğurdu mu? Yok. Avaz avaz bağırıyor. Havası kesilsin. Git orada bekle. Beni sokmazlar ki odaya. Bana ne? Haber getir. Kız doğurdu sultanım. Kızı oldu. Allah'ım, duydun feryadımı, şükürler olsun. Dağıt bunları cariyelere. Bize hayır duaları etsinler. Gözün aydın. Maşallah. Nur topu gibi bir şehzade doğurmuşsun. Erkek doğuracak. Böyle demiştin değil mi? Hekim kadın bizi bekler. Gidelim. Evet. Dedim. Daha çok şehzade doğuracağım. Ama sen bir kız bile doğurmayacaksın. Hünkârım sana dokunmayacak. Ölsün. İstemeyecek seni. Bu lafını unutma Hürrem Hatun. Sana bunu yedireceğim. Unutmam.
Emriniz olur sultanım. Nigar kalfa gidelim. Gülşah. İçim daraldı. Biraz çıkalım. Hatice Sultan'a gidelim. Önce valideme gitmek daha yerinde olur. Perizimi bozdum. Çok güzel olmuş bu lokma. Ne iyi akıl ettin Mahidevran. Hareme dağıttırdım. Akşam ağzımız tatlansın diye. Anne, ben kardeşimi ne zaman göreceğim? Mustafa'm. Ah, bir görsen, nasıl güzel bir kız kardeşin oldu. Ay parçası gibi. Adını da ben koydum. Adı ne? Mihrimah. Ayla güneşin buluşması. Saadet getirsin, huzur getirsin inşallah. Yarın seni götürürüm. Kız kardeşini görürsün. Maşallah takarsın. Üç kardeş mi olduk anne biz? Evet. Şimdilik üç kardeşsiniz. Ciğerparem. Nereden geliyor bu sesler? Gözdeler, cariyeler kendi aralarında söyleyip oynuyorlar kesin. Gel gidip bakalım eğlencelerini. Keyfimiz yerine gelsin. Gidelim sultanım, gidelim. Sizi görünce hepsi çok seviniyor. Hayranlar size. Eğlence bitti. Dağılın. Durun. Gitmiyorsunuz. Eğlence yeni başlıyor. Çalın. Oynayın. Hadi başlayın. Kesin şu musiki faslını. Ne kutlaması bu? Kimden izin aldınız? Ben davet ettim. Benim kararım. Sana sormadım. Muhatabım sen değilsin. Nigar Kalfa. Sümbül Ağa. Buyurun sultanım. Söyle dağılsınlar. Benim iznim olmadan bir daha böyle bir şey kabul etmem. Olursa da seni affetmem Sümbül Ağa. Mahidevran Sultan'ın emridir dersin. Sümbül Ağa. Söyle sultanına. Hürrem Sultan emir buyurdular. Yaptım de. Sen kim, sultanlık mertebesi kim? Haddini bil.
Ne oluyor burada? Bana cevap verin. Hemen. Nedir alıp veremediğiniz? Haremde, cariyelerin önünde ne yakışıksız bir hal bu? Konuşsanıza. Dilinizi mi yuttunuz? Az evvel birbirinize bülbül gibi kem sözleri söylüyordunuz ama. Bu densiz hatun izin almadan, danışmadan eğlence tertip etmiş. Ben bu yüzden mesele... Hünkârımın dönüşünü kutlamak için yaptık. Kötülük yok ki. Yeter! Susun. Siz aklınızı mı kaybettiniz? Kendinize gelin. Burası at meydanı değil. Hünkârımızın sarayı. Bilmiyorum sultanım. Hizmetinde olduğunuz aileye yakışmayan davranışlarda bulunamazsınız. Kavga, münakaşa edemezsiniz. Çocuklarınızın başına dönün. Şehzadelerle alakadar olun. Sümbüla. Nigar Kalfa. Haremi başıboş bırakmayın. Anladınız mı? Beni zalimliğe teşvik etmeyin. Sultanım, duramadım, odamda uyku tutmadı. Sizden özür dilerim. Hürrem öyle asabımı bozdu ki. Tutamadım kendimi. Benim derdim başımdan aşkın Mahidevran. Git. Yarın konuşuruz. Küsmeyin bana sultanım. Benim tek dert ortağım sizsiniz. Tamam. Lütfen git. Küs değiliz. Tembellik edersen nasıl padişah olacaksın Mustafa? Sabahtan beridir bir o sedirden öbürüne yuvarlanıp duruyorsun. Başım ağrıyor anne. Öyle numaraları nereden öğreniyorsun sen? Mektep ihmale gelmez. Cahil padişah olunmaz. Güçlü padişah, bilgili padişah olmalısın. Çelebi Hoca da gitti gelmiyor. Yine hocanın yüzü hep asık, hep ders diyor. Çelebi Hoca'n hastalandı ya, iyileşsin geri gelecek. Hadi bakalım. Gülşah seni bekliyor. Doğru mektebe. Dersi yarıda bırakmışsın. Olmaz ama böyle. Başım ağrıyor, gözüm de ağrıyor. Öyle mi? Biraz oyun oynayalım geçer. İstemem. Sen gerçekten hastasın o zaman. Hekim çağırayım mı? Dur bakayım. Ateşin de var biraz. Anne gidelim. Gidelim canım oğlum. Dur ama bekle. İbrahim'i tebrik edeyim. Beni mahcup ediyorsunuz sultan. Sen her yüce mevkiye layıksın. Allah yolunu açık etsin. Bizi ihmal etme. Mühim meselelere bakınca aklından çıkmayalım.
Sizi ihmal etmem mümkün mü sultanım? Siz benim ailemsiniz. Bu arada size söylemem gereken çok mühim bir vaka var. Hayırdır bu telaşın nedir? Nefes al, otur bakayım yanıma. Felaket validem. Bunu size nasıl söylesem ki? Felaket mi? Şimdi bayılacağım, çabuk söyle. Mehmet Celebi. İnce hastalıktan muzdaripmiş. Allah korusun. Verem mi? Kimden duydun? Mustafa'yı mektepten almaya gitmiştim. İbrahim'le karşılaştık, o söyledi. Hünkârımızdan evvel sizin bilmenizi istedi. Vah vah. Bu da mı gelecekti başımıza? Dahi hemen hekim başına git. İyice bir muayene etsin. Baksın, işin aslını anlayalım. Neticeyi öğrenmeden Hatice bilmesin bu felaketi. Mustafa'm biraz daha iyi ol. Hiçbir şey yemedin ki. Canım istemiyor, başım ağrıyor anne. Bak bu şurup iyi gelecek sana. Aç ağzı. Hadi benim aslan parçam, yatalım. Yatmayalım. Baba. Anne. Üşüyorum. Gülşah! Gülşah yetiş! Mustafa'm ateşler içinde yanıyor. Çabuk bir hekim çağır. Canım oğlum. Bana bak. Bak yanındayım. İyi olacaksın. Bırak beni, acıyor anne. Tamam benim canım oğlum, az kaldı geçecek. Korkmayın, üşüttü herhalde. Kardeşim gelmiş Mehmet. Geçmiş olsun. İyi mi? İyi. İyi olacak. Aslan parçam, ne oldu? Yakışıyor mu sana hasta olmak? Ağrın var mı? Çok mu yanıyor canım? Validem, küçük şehzademize de bulaşmasın, yazık. Haklısın. Hürrem, aman Mehmet'i uzak tut buradan. Al götür. Çok üzüldük oğlumla. Geçmiş olsun. Hünkârım, müsaadenizle. Nesi var hekim kadın? Geçmiş olsun hünkârım. Çok üşütmüş. Öksürük de sürdüğüm ilaçla sökülüp atılacak. Oh çok şükür.
bırak üşütmüşsün. Yakında hiçbir şeyin kalmayacak. Mehmet Çelebi ne zaman gitti mektepten? 2 hafta oluyor. Duyunca hemen hocasını değiştirdim. Ah benim canım oğlum. Sen cengeye mi çıktın babanla? Evet, babam beni götürdü. Mehmet çocuk diye götürmedi. İbrahim'le ok attık. Büyük kuşlar uçtu üzerimize. Büyük kuşlar mı uçtu üzerinize? Babam geldi. İyileşmiş mi benim aslan parçam? İyileştim. Kalkmak istiyorum yataktan. O kadar da değil. Yendim. Aferin aslan parçası. Mustafa'm maşallah. Validem. Ben gidiyorum. Aslan parçası. Sen de istirahate devam. Bugün müsait olduğunda görüşmek isterim. Bir ara uğrarım yanına validem. Lakin önce Piri Paşa ile mühim bir toplantım var. Öyle mi? Hayırlısı. Yüzünde güller açıyor. Epeydir seni böyle görmedim. Sadıka, sen önden git. Hatice Sultan'a haber et. Birazdan ona gideceğim. Sonra da beni dairemde bekle. Sen böyle devam et. Sükûnetini korudukça aslanımın da makul olacağını gördün işte. Ben senin yanındayım biliyorsun. Sana tekrar o saadetin yolunu açacağım. Sabırlı ol. Gülşah. İçimde öyle bir sevinç var ki. İnan sana söylemeye bile korkuyorum. Hünkârımızın ailemizin yanında olması rüya gibi. Allah sizi kem gözlerden korusun sultanım. Çektiğiniz acılar nihayet erecek inşallah. Validemizin telkinleri de yüreklendirdi beni. O yanımızda oldukça Hürrem kötülük yapamaz bize. İzin vermezler. Rabbim hünkârımı korusun. Saadetimiz ebedi olsun. Mustafa'm bir kaşık daha iç. Bak bu şurup iyi etti seni. Hadi benim canım iç. İyiyim, içmesem acı tadı. Ama içince ayağa kalkacaksın. Hadi. Sümbül abi buyur. Size akşam has odada bekliyor. Hazırlansın dedi. Gülşah! Gülşah! Gel içeri. Buyurun sultanım. Hünkârım akşam beni bekliyormuş. Hemen hazırlanmam lazım. Önce hamama gitmeliyiz. Cariyelerden çağır Mustafa'm yalnız kalmasın.
Olur sultanım. Ne kadar güzel oldunuz sultanım. Gözlerim kamaştı. Hadi hayırlı geceler. Mustafa iyi. İçin rahat olsun. Hünkârım. Çok bekledim ve dua ettim ki.
Bir müddet burada olmayacağım Şümbüla. Hasoda'nın her türlü ihtiyacını bizzat sen takip edeceksin. Hata kabul etmem bilesin. Emriniz başım üstüne paşam. Hünkârımızın ailesi, şehzadesi her türlü tehlikeden korunacak. Anladın mı? Anladım. Hep ilk Mahidevran Sultan'ı kollayacağım. Aferin. Nihayet kafan doğru işlemeye başladı. Çok şükür. Thank you.